Evet efendim, şimdi geliyoruz çok önemli bir konuya. Gündemde artık bilgisayar malzemeleri, teknolojinin içinde kullandığımız her şeye dair çok özel bir sohbet gerçekleştirdik. Hep birlikte izliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, teknoloji sektörünün liderlik koltuğuna oturmuş olan Pasifik Bilgisayar'dayız ve yanımızda Genel Müdürü Sayın İhsan Salim Beyefendi var. Tekrar merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım İhsan Salim. 1970 Bitlis doğumluyum. 42 yaşındayım. 23 senedir bu sektördeyim. Bu sektörde başlayan bir tahsilatçılıkla başlayan bir serüvenimiz var. 18 sene önce de şirketimizi kurmaya karar verdik. Kurarken de paramız olmadığı için marka yaratalım dedik. Geleceği şimdiden o zaman görmüştük. Marka birliğinin önemini vesaire. Şu anda 5 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tüm retail'lere mal satıyoruz. Çin'de bir ofisimiz var. Hong Kong'da bir ofisimiz var. Genelde multimedya ürünleri dediğimiz aksesuar tarafında güçlüyüz. Son zamanlarda Malezya'da bir fuara katıldık. Önümüzdeki zamanda Almanya'daki bir fuara katılmayı düşünüyoruz. Yani şu andaki yeni hedefimiz kendi tasarımlarımızı yapmak ve dünyaya ihracat yapmak. Yeni hedefleriniz bunlar. Peki 17-18 sene öncesine döndüğümüzde o kurguladığınız, hayal ettiğiniz hedeflere bugün ulaştınız mı? Ya da hayallerimizi de aştı diyebiliyor musunuz? Ya bizim tahminlerimize göre bir 3-4 sene önce daha büyük bir marka olmamız gerekiyordu. Geçen sene yaptığımız marka değerlendirme raporunu aldık. Çok rakamdan belirtmek istemiyorum ama iyi bir rakam çıktı Türkiye'deki marka değerlerine göre. Ama biz gelişmiş bir ülkede bu maceraya girseydik şu anda birkaç yüz milyon euroluk bir marka değerimiz olurdu. Peki, üretim kapasiteniz nedir? Neler üretiyorsunuz? Hangi sürelerde üretim yapıyorsunuz? Bizde burada üretim tesisimiz yok. Bilişim sektörü aynı otomotiv gibi olan kesimlerle irtibatlamak lazım. Devletin her ne kadar burada üretme projesinin de çok tutacağını zannetmiyorum. Yani devlet bize resmen getirin demonte yapın diyor. Biz onun yerine marka değerinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bildiğiniz gibi hükümetimiz 2023 500 milyar dolar bir değer koydu. Biz de o sıralara karşılık şunu söylüyoruz. Hedef 2023 10 dünya markası. Yani bize göre üretimden çok marka değerinin daha çok etkili olacağını düşünüyoruz. Çünkü bir ürünü tamamen iyi üretmeniz için bütün yan komponentlerin de olması gerekiyor. Otomotivde başarılıyız çünkü yan komponentler, cam, lastik birçok ürün üretiliyor Türkiye'de. Ama bilişim sektöründe yani işte telefonu üretelim. Yani ekranını getireceksin, yazılımını getireceksin, işte CPU'sunu getireceksin. Burada monte edip ben ürettim demek çok rekabetçi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden de biz markaya daha çok odaklandık. Peki neler üretiyorsunuz? Müsaade ederseniz ilki ürünümü gösterelim. %100 Türk tasarımı mouse yaptık. Bu bizim için aslında hoş bir sürpriz. Bir kısım üst brokatlara da gönderdik. Türkiye'nin ilk %100 Türk tasarımı. Bunun yanında çoklu priz ürettik. Bunun gibi 5 modelimiz daha var. Dediğim gibi kendi tasarımlarımızı yapıp iç dizaynlarını vesaire malzemesini kendimiz belirliyoruz. Tabii ki üretelim, üretebileceğimiz şeyler üretelim. Ama üretelim derken insanları da bence basit, işin ucuz tarafını da kaçırmamak lazım. Yani teşvik verip işte sadece montaj yaptırıp insanları basit yerden para kazandırmamak lazım. Bu konuda KOSGEB'de devlete de çok iş düşüyor. Son yıllarda tabii ki hükümetimiz ekonomi alanında gerçekten KOSGEB alanında iyi işler yaptı. Elçiliklerdeki ticaret işler daha aktif. Ama daha yapılacak yol var. Bizim onlara tavsiyemiz oradaki bürokrat tarafıyla bu işi çözmek yerine bürokratların içindeki ekibe halktan da bir iki kişi eklesinler. Çok da başarılı olacaklarını zannediyorum. Siyasete atılma düşünüyor musunuz? Siyaset tüccar adamın işi değil. Biz ekmeğimizi kazanalım, istihdam yaratalım. Siyasetçi de siyasetini yapsın. Tabii ki siyasetçileri destekliyoruz. Dediğim gibi son 10 yılımız iyi geçti. Hakkını vermek lazım. Ama daha yapılacak şeyler var. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu hızlılıkta da biz de şuna inanıyoruz. Çok ülke dolaştık. Çok güzel bir ülkemiz. Çok akıllı bir toplumumuz var. Her ne kadar da beğenmezsek birimiz ama sistem o kadar bozuk ki 84 yıldır. Herkes birbirini ayağından çekiştirmeye alıştırmışlar. Biraz daha düzeni, sistemi ortaya koyarsak bizim insanımızın rekabet etmeyeceği, başarmayacağı hiçbir şey yoktur. Peki
bugün itibariyle ileriye dönüp baktığınızdaki hedefleriniz, plan ve projeleriniz bu söylediğiniz sistemin içinde ilerleyebilecek mi sizce? Ya basit, eğer bunu yapanlar bizden daha akıllı değilse, iki kafası, iki dört gözü ya da beş eli yoksa, demek ki ilerleyebiliyorsa biz de ilerleyebiliriz. Bir defa bizim toplumumuzu, bizim tarzdaki ülkenin toplumu şuna yapmışlar. Kader olmadı, işte kısmet vesaire bir zincire bağlamışlar. Yani Amerikalı uzaya çıkıyorsa Amerikalı'nın da iki. Daha çok çalışmak lazım, biraz daha iyi düşünmek lazım, dürüst olmak lazım. Katma değer, farklılık yaratmak lazım. Yani ben bu prizi, işte bir sürü priz firması var, markalar. Alıp bir herhangi bir modelin aynısını ufak bir değişiklikle Çinlerin yaptığı gibi kopyalayabilirdik. Evet. Ama biz niye kopyalayalım? Bunu tasarlayan adam bizden daha akıllı değildi. Gerçekten şık tasarımlarımız var. Bakın, daha farklı modellerimiz de var. Evet. Yani sıfırdan hiç kimseye benzemeyen modeller tasarladık. Demek ki yapılabiliyor. Bakın bir modelimiz daha göstereyim. Bakın üstünden telefonunuzu, tabletinizle şarj edebiliyorsunuz. Ya biraz daha farklı yaratabiliyorsunuz. Evet, bakın gördüğünüz gibi hem tablet için hem telefon için şarj var. Hem yani sonuçta farklı yaratmak çok zor bir iş değil. İş yapmak istiyorsunuz. İhracat veya işte bir ülkede ofis açayım ben paramla diyorsunuz. Uzun vadeli krediye gidiyor. 6 aydan fazla veremeyiz, kriz var. Ya 6 ayda ben üretip getirene kadar zaten 6 aya geçiyor. Tabii. Yani benim daha malım depodayken diyor ki paramı ver, zamanı geldi. Ya satmadım ki. Vay sen sıkışıksın, gel batırayım seni diyor. Yani hükümetin çok çabası oldu bu bankalar konusunda ama maalesef daha çok gideceğimiz yol var. Bugün baktığınızda bakın devalüasyon oldu, kriz var vesaire ama buna rağmen bankalar %15-25 arasında karını arttırıyorsa burada büyük bir sorun var. Bugün ayakta durmanızın kimileri tesadüf olduğunu söylese de emeğinizi kimse göz ardı edemez. Bu güveni sağlamak adına, bu güvenin devamlılığı adına neler yapıyorsunuz? Şimdi bir defa bizde Anadolu tarzı var, sözümüz senettir. Bir defa bizim paramızı kim ödemezse ödemezsin, biz mutlaka paramızı öderiz. Ya biz şeye bağlıyoruz, dürüst olun, dürüst yaklaşın. Zaten karşınızdaki kişi o dürüstlüğünden dolayı bir yakalayacağı pozitif enerjiyle zaten işiniz rayına giriyor. Biz de ekran başında izleyen birçok yatırımcı, belki de yolun başında, belki de sizin sektörünüze girmek isteyen birçok genç arkadaşımız var. Onlara önerebileceğiniz, yolun başındayken yapmaları gereken, bugünlere güvenle, dürüst bir şekilde gelebilmeleri adına neler tavsiye edersiniz? Gelecek nesiller için de şunu söyleyeyim, bir defa dediğimiz gibi çok çalışmak gerekiyor. Farklılık yaratmak gerekiyor. Yani işte Ali bunu yaptı, ben de aynısını yapayım değil, Ali'yi tebrik ederim içinden demesi lazım. İnsanların başarısını da kabullenebilir. Ya Ali yapıyorsa ben Ali'den bir tık daha üstünü yapma hedefiyle gitmesi gerekiyor. Çünkü onu yaparsanız başarılı olursunuz. İnsanlarımız da kötü değil, bakmayız siz. Çok akıllı, zeki bir toplumumuz var. Çok farklı bir kültürümüz var. Bunları ayrıştırma yerine buluşturmayı tercih etmemiz lazım. Biraz toplumun kötü tarafı, tabii Asya kültürü var, çabuk gaza gidiyoruz. Onu biraz düzeltmemiz gerekiyor. Birbirimizin fikirlerine saygılı olmamız gerekiyor. Birbirimizin emeğine saygılı olursak bütün her şeyi çözmüş oluruz. Ya dediğimiz gibi en son her şey Türkiye için. Vallahi çok güzel söyledin. Artık üstünde ne sorulacak ne de söylenecek bir şey kaldı. Ben çok teşekkür ediyorum. Eğer ki eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Size ve Şova TV ailesine teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Şenaz Özkaya ile Show Life TV'miz ile devam ediyor.